Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yeni bir Osmanlı Türkçesi imlası Türkçe unsurlar dersimizde birlikteyiz. Bugün ki ekini işleyeceğiz arkadaşlar. Ki eki. Bizim Türkçemizde iki tane ki ekimiz var malum. Birincisi aitlik eki olan ki, diğeri de bağlaç olan ki eki. Bunların birbirlerinden farkı nedir? Osmanlı Türkçesinde yazımları arasında fark var mıdır? Ve birleştikleri kelimeye aitlik eki olan ki hangi manayı katar, bağlaç olan ki hangi manaları ifade eder? Bugünkü dersimizin konusu, mevzu bu arkadaşlar. Şuraya ki ekleri diye başlığımızı atalım. Evet, birinci ekimiz Osmanlı Türkçesinde veya Türkçemizde iki adet ki eki olduğunu söyledik. Birincisi aitlik eki olan ki. Bir. Aitlik. Eki. Olan aitlik eki olan ki. Evet arkadaşlar, aitlik eki olan ki sadece isimlerin sonuna getirilir. Bu birinci özelliği. Ve ikinci özelliği, isme bitişik olarak yazılır. Ben tabi Türkçeden bahsediyorum. Yani Latin harfleriyle yazdığımız Türkçeden bahsediyorum. Ama aynı zamanda Osmanlı Türkçesinde de bitişik yazılıyor. Zaten bağlaç olan ki de bitişik yazılıyor Osmanlı Türkçesinde. Latinceden farklı olarak. Latince'de bağlaç olan ki'yi ayrı yazıyoruz. Fakat Osmanlı Türkçesinde bitişik yazıyoruz. Peki karışmıyor mu? Hayır, karışmıyor. Çünkü aitlik eki olan ki kef harfinden sonra y okutucusu ile yazılır. Bağlaç olan ki ise aslı Farsça bir ektir. Kef ve h ekiyle yazılır. Ondan dolayı birbirine karışma ihtimali yoktur arkadaşlar. Sadece isimlerin sonuna getirilir. Bitişik olarak yazılır. Fiillerden sonra kesinlikle gelmez. Ve Osmanlıca'da Y okutucusu ile gösterilir arkadaşlar. Aitlik eki olan ki'den bahsediyorum tabii ki. Yine aitlik eki olan bu ki cümleten çıkarılacak olsa ifade bozukluğuna ve mana kaymasına sebebiyet verir. İsmin kimle, ne ile alakalı olduğunu belirtir. Ya da zarfiyeti, bir şeyin içinde bulunmayı ifade eder. Bunları şöyle bir yazalım arkadaşlar, özelliklerini tahtaya. Evet, neydi? Aitlik eki olan ki sadece isimlerin sonuna gelir. Sonra bitişik yazılır. Bitişik yazılır. Fiillerden sonra gelmez. Fiillerden sonra gelmez. Evet, cümleden çıkarılacak olsa cümleden diyelim veya kelimeden, sadece çıkarılacak olsa diyelim biz. Çıkarılacak olsa anlam kayması veya bozukluğuna sebebiyet verir.
sebebiyet verir. Evet, demek ki sadece isimlerin sonuna gelen bir ekmiş. Aitlik eki olan ki ekimiz arkadaşlar. Bitişik yazılıyor, fiillerden sonra gelmiyor. Eğer ki o kelimenin sonundan çıkarılacak olsa anlam kayması veya anlam bozukluğuna sebebiyet veriyormuş. Peki hangi manaları ifade ediyordu arkadaşlar? İsmin kimle neyle alakalı olduğunu belirtir. İsmin kimle neyle alakalı olduğunu belirtir ya da zarfiyeti, bir şeyin içinde bulunmayı ifade eder. Mesela bahçedeki, bakın bahçenin içinde bulunmayı ifade ediyor. Seninki, birisiyle ilgi ve alaka kuruyor. Yani senin diyor, seninle alaka kuruyor. Duvardaki, duvarda olduğunu ifade ediyor. Veya duvardaki bir şeyle arada irtibat kuruyor gibi. Mesela örneklere geçmeden önce bir de ses uyumuna göre bu ki ekinin bazen kü şeklinde olduğunu da veya telaffuz edildiğinde söylemeden geçmeyelim. Mesela seninki evdeki diyoruz ama dünkü dediğimiz zaman bakınız orada yine aynı şekilde yazıyoruz. Kef ve y okutucusuyla fakat okurken ü sesiyle okuyoruz arkadaşlar. Yazımda yalnız imlada herhangi bir değişiklik yok. Misalleri verecek olursak arkadaşlar, mesela örnek olarak arkadaki, evdeki, seninki arkadaki evdeki seninki bakın senin derken arkadaşlar bu ilgi ekidir. Kaf-ı nuni. Evet bakın hata yaptık. Tahmin ediyorum fark ettiniz. Seninki derken biz bağlaç olan ki'yi yazdık. Halbuki buradaki bağlaç olan ki değil, aitlik eki olan ki olması lazım. Normal y harfiyle yazılacak. Evet senin derken bakın buradaki ilgi eki olan kaf-ı nuni, bu da kef harfimiz. Ki ekinin ekidir arkadaşlar. Sonra yarınki, dünkü, bugünkü gibi. Yarınki, dünkü, yarınki, dünkü, sonra bugünkü evet, mesela dünkü gösteri çok güzeldi. Yarınki programa gidecek misin? Bugünkü programdan çok zevk aldım gibi. Bakın mesela yarınki benim hayatımda çok önemlidir diyecek olsak yarınki benim hayatımda çok önemlidir. Bugünkü, bugünkü veya söylemeyiz de bugünkü benim hayatımın en güzel günüdür. Bu bağlaç olan ki arkadaşlar. Bunlar aitlik eki olan ki'ler. Ama mesela seninki dedik. Sen ki bu okulun en başarılı talebesisin diyecek olsak oradaki sen ki dediğimiz ki bağlaç olan ki. Yani karıştırmamamız icap ediyor. Aitlik eki olan ki bir şeyin biriyle ilgi ve alakasını kuran aynı zamanda zarfiyet ifade eden veya içinde bulunmayı ifade eden bir ektir. Bağlaç olan ki ise iki ismi veya bir ismi bir cümleye veya iki cümleyi birbirine bağlayan bir ektir. Zaten yazımda tamamen farklı arkadaşlar. Evet, bu bizim aitlik eki olan ki'miz. Kısaca tekrar edelim. Sadece isimlerin sonuna geliyor. Bitişik yazılıyor. Fiillerden sonra kesinlikle gelmiyor. Eğer ki çıkarılıverecek olsa anlam kayması veya bozukluğuna sebebiyet veriyor. Mesela
arkadaki kitap. Çıkartacak olsak arkada kitap. Bakın mana tamamen kayıyor. İstediğimiz manayı anlatamıyoruz. Bozuluyor yani. Seninki yeşil olanı. Senin yeşil olanı. Yani yine biraz anlaşılabiliyor belki ama anlamak için feraset gerekiyor. Yani anlamda bir kaymaya sebebiyet veriyor. Zaten ki bağlacının bir özelliği de odur. Yani bizim aitlik eki olan ki'den ki bağlacını ayıran özellik, ki bağlacını çıkartacak olsak biz anlamda herhangi bir değişme olmaz arkadaşlar. Ama aitlik eki olan ki'yi çıkarttığımız zaman manada kayma veya bozulma olduğunu tekrar ifade edelim. Evet, bu aitlik eki olan ki. Şimdi gelelim bağlaç olan ki ikimize. İki diyorum. Bağlaç olan ki. Evet arkadaşlar, bağlaç olan ki aslen Farsçadır. Bağlaç olan ki aslen Farsçadır. Osmanlıca'da da aslına uygun olarak H okutucusu ile yazılır. Bağlaç olan ki'yi zaten aitlik eki olan ki'den yazımda ayıran en bariz özellik bunun okutucu H harfiyle yazılması arkadaşlar. Evet, bu hem isimlerden hem de fiillerden sonra gelebilir. Bağlaç olan ki, tekrar ediyorum, hem isimlerden hem de fiillerden sonra gelebilir. Bağlaç olduğundan dolayı ki, yardımcı cümleyi asıl cümleye, sebep, sonuç, açıklama ve kuvvetlendirme cihetleriyle bağlar. Evet, bağlaç olduğundan dolayıdır ki adı üzerinde yardımcı cümleyi asıl cümleye hangi cihetlerle bağlıyormuş? Sebep, sonuç, açıklama ve kuvvetlendirme cihetleriyle. Bu ek eğer cümleden tamamen çıkarılsa bile mana bozulmaz. İfade bozukluğu olmaz arkadaşlar. Evet, bunları kısaca bir yazalım. Aslı Farsçadır. Farsçadır. Aslına uygun H ile yazılır. Yazılır. Hem isimlerden hem de fiillerden sonra gelebilir. Gelebilir. Yardımcı cümleyi ana cümleye bağlar. Adı üstünde zaten bağlaç. Yardımcı cümleyi ana cümleye bağlar. Cümleden çıkarılsa herhangi bir anlam kayması olmaz. Veya bozulma anlamda
herhangi bir bozulma olmaz arkadaşlar. Evet, günümüz imlasında arkadaşlar, günümüz imlasında K ve İ harfleriyle yazıldığı için aitlik eki olan ki ile karışma ihtimali vardır. Bundan dolayı kelimeden isim olur, fiil olur fark etmez. Muhakkak ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Fakat Osmanlı Türkçesinde bitişik yazılır arkadaşlar. Niçin? Çünkü karışma ihtimali yoktur. Osmanlı Türkçesinde aitlik eki olan ki Y okutucusuyla, bağlaç olan ki ise H okutucusuyla yazılır. Bundan dolayı karışma ihtimali yoktur. İkisi de kelimeye bitişik olarak yazılırlar arkadaşlar. Şimdi bağlaç olan ki'nin arkadaşlar bazı hususiyetleri vardır. Bu hususiyetlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz. Öncelikli olarak birbiriyle alakalı isim ya da fiil cümlelerini birbirine bağlar. Birbiriyle alakalı isim ya da fiil cümlelerini birbirine bağlar. Mesela rüyamda cennete girmiştim buyuruyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Bir de baktım ki Rümeysa. İsterseniz onları bir yazalım şuraya. Şöyle yazalım. Bu bağlacın bazı hususiyetleri. Bu bağlacın bazı hususiyetleri. Buna A diyelim. Neydi arkadaşlar? Birbiriyle alakalı isim ya da fiil cümlelerini birbirine bağlar. Birbiriyle alakalı isim ve fiil cümlelerini birbirine bağlar. Bakınız örnek olarak Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi. Rüyamda cennete girmiştim. Bir de baktım cennette Rümeysa'yı gördüm. Bakın birbiriyle bağlantılı cümleler. Ama araya ki bağlacını koymak suretiyle bazı şeyleri tekrar etmekten veya uzun bir cümleden kendimizi kurtarmış oluyoruz. Yani rüyamda cennete girmiştim. Bir de baktım cennette Rümeysa'yı gördüm. Yani ki bağlacı direkt olarak o manayı bize ifade ediyorum. Yani bir de baktım ki Rümeysa. Yani bir baktım cennette Rümeysa orada mevcutmuş, oradaymış manasında. Demek ki birbiriyle irtibatlı olan, alakalı olan isim ya da fiil cümlelerini birbirine bağlamaya yarıyormuş. Rüyamda cennete girmiştim. Bir de baktım ki Rümeysa. Örnek olarak yazalım. Rüyamda cennete girmiştim. Bir de, evet bakın bu dahi anlamındaki de olduğu için ayrı yazıyorum. Bir de baktım ki Rümeysa. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi. Rüyamda cennete girmiştim. Bir de baktım cennette Rümeysa'yı gördüm.
Evet, bu cümleyi mana itibariyle alakalı olan bu cümleye bağlıyor ama tekrardan bizi bir cihette kurtarıyor. Bir de baktım ki Rümeysa. Demek ki birbiriyle alakalı isim ve fiil cümlelerini birbirine bağlamaya yarıyormuş arkadaşlar. Diğer özelliği veya bir ismi güçlendirerek diğer cümleye bağlar. Bir ismi güçlendirerek diğer cümleye bağlar. Onu da şuraya yazalım. Ve bir ismi veya bir ismi ismi güçlendirerek diğer bir güçlendirerek diğer bir cümleye bağlar. Örnek olarak mesela o ki Osmanlı Hakanı Koca Yavuz idi. Hadimi Harameyni Şerifeyn olmakla iftihar etti. Bakın Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransız imparatoruna diyelim, Fransa imparatoruna yazdığı mektup. Sen ki Fransa'nın hakimi, ben ki şuranın hakimi, ben ki buraların sahibi, ben ki buraların padişahı, heybetli bir şekilde. Demek ki bir ismi güçlendirerek arkasından gelen diğer bir cümleye bağlamaya yarıyormuş. Mesela o ki, yani o zat öyle bir zat ki, o pekiştiriliyor, güçlendiriliyor. Ondan sonra arkasından gelen cümleye bağlanıyor. O ki, misali yazalım. O ki Osmanlı Hakanı Koca Yavuz idi. Hadimi Harameyni Şerifeyn olmakla iftihar etti. Evet, bakın buradaki ismi güçlendiriyor ve ondan sonra gelen cümleye bağlıyor. Demek ki bağlaç olan ki'nin böyle de bir fonksiyonu, böyle de bir vazifesi varmış. Bir sonraki vazifesi ya da arkadaşlar şüphe ve endişe belirtir. Ya da şüphe ve endişe belirtir. Onu da C olarak yazalım. Ya da şüphe ve endişe belirtir. Şüphe ve endişe belirtir. Mesela acaba gitsem mi ki? Acaba gitsem mi ki? Veya gelmiş midir ki? Bilmem ki gibi, bakın şüphe ve endişe belirten bir fonksiyonu da varmış. Evet, acaba gitsem mi ki? Acaba gelmiş midir ki? Gelmiş
ismidir ki. Evet, bakınız misalimiz acaba gelmiş midir ki? Bakın şüphe belirtiyor, gelmiş midir ki? Daha sonra diğer misalimiz, gitsem mi ki? Gitsem mi ki? Gitsem mi ki? Bakın, gitsem mi ki? Aynı şekilde bilmem ki. Bakın bunlar soru işaretiyle bitiyor. Diğerinde ise bir tereddüt var. Bilmem ki. Evet. Şeklinde. Demek ki şüphe ve endişe de belirtilmiş. Bizim bağlaç olan ki harfimiz veya ekimiz. Acaba gelmiş midir ki? Gitsem mi ki? Bilmem ki misallerinde olduğu gibi. Dördüncü olarak arkadaşlar, ayıplama veya şikayet içinde kullanırız biz ki bağlacını. Ayıplama ve şikayet içinde kullanırız. Onun da misallerini şu tarafa yazalım. D diyelim. Ayıplama ve şikayet içinde kullanılır veya ve şikayet içinde kullanılır. Ayıplama ve şikayet içinde kullanıyormuşuz demek ki arkadaşlar. Mesela rahat durmazsın ki misalinde olduğu gibi. Bakın bir ayıplama hali var. Veyahut rahat durmaz ki. Bakın burada da bir şikayet hali var. Demek ki ayıplama ve şikayet içinde biz ki bağlacını kullanıyormuşuz arkadaşlar. Misal. Rahat durmazsın ki. Evet. Rahat durmazsın ki. Hatta bunun da sonuna şöyle bir ünlem koyabiliriz arkadaşlar. Demek ki ayıplama ve şikayet içinde biz ki bağlacını kullanabiliyormuşuz. Son olarak ise bazı kelimelerin sonuna gelir edat veya zarf yapar. Yani ki bağlaçları bazı kelimelerin sonuna gelmek suretiyle onları edat veya zarf yapar arkadaşlar. Evet, bakın bunun bir özelliği var yalnız. Günümüz imlasında sadece ve sadece Latince ile yazdığımız Türkçe'de bu durumda ki bağlacı dahil olduğu kelimeyi birleşik yazılır arkadaşlar. Tekrar ediyorum, son olarak demek ki dahil olduğu kelimeye edat veya zarf fonksiyonunu yükler. Onları edat veya zarf yapar. Sadece bu durumda bitişik olarak yazılır Latince'de. Osmanlıca'da zaten ki bağlacı her zaman bitişik yazılır. Fakat Türkçe'de Latince ile yazdığımızda sadece bu durumda bitişik yazılır. Diğer durumların hepsinde ayrı yazılır arkadaşlar. Evet, bazı kelimelerin sonuna gelerek edat veya zarf yaparlar. Bazı kelimelerin sonuna gelerek edat veya zarf yaparlar. Bu da son fonksiyonu.
Mesela örnek olarak belki halbuki belki halbuki madem ki sanki misallerimizi verebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde ki bağlacının hangi fonksiyonlarla kullanıldığını bitirmiş olduk. Dersimizin sonunda inşallah hızlıca özetimizi yapalım. Bir de ki bağlacı nerelerde kullanılır? Bakın, daha önce ifade etmiştik. Bizim aitlik eki olan ki'miz sadece isimlerden sonra kullanılıyor idi. Fakat bağlaç olan ki iki yerde de kullanılıyor arkadaşlar. Hem fiillerden sonra hem de isimlerden sonra kullanılıyor. Kullanıldığı yerler, şuraya yazalım. Şunu ayıralım karışmasın diye. Bağlaç olan ki'nin kullanıldığı yerler. Birinci olarak fiillerden sonra, ikinci olarak da isimlerden sonra diyelim. Bir. Fiillerden sonra. İki. İsimlerden sonra arkadaşlar. Fiillerden sonra mesela gör ki, kaldı ki, bil ki, anla ki, çalış ki gibi örnekleri verebiliriz. Bakın Latince'de ayrı yazılır. Fakat Osmanlı Türkçesinde bitişik yazılır. Bil ki, gör ki, anla ki, çalış ki. Misalinde olduğu gibi. İsimlerden sonra ise mesela çünkü, belki, şöyle ki, nasıl ki, şüphesiz ki misallerini verebiliriz arkadaşlar. Çünkü, belki, çünkü, belki, öyle ki, öyle ki, daha sonra mesela bir misal daha yazacak olsak, şüphesiz ki, ki misallerimizde olduğu gibi arkadaşlar. Evet, bu şekilde aitlik eki olan ki ve bağlaç olan ki ile alakalı hususiyetleri tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kısaca bir tekrar edelim. Evet, bizim iki adet ki ekimiz varmış arkadaşlar. Birincisi aitlik eki olan ki. Sadece aitlik eki olan ki isimlerin sonuna gelir. Ve isimlere bitişik olarak yazılır. Fiillerden sonra gelmez ve çıkarıldığı zaman anlam kaymasına veya bozukluğuna sebebiyet verir. Misalleri işte arkadaki, evdeki, yani aitlik, ondan sonra aidiyet gibi veya zarfiyet gibi manalar, içinde bulunmak gibi manaları ifade eder arkadaşlar. Bağlaç olan ki bizim ikinci ki'miz. Aslı Farsçadır. Aslında uygun bir şekilde
okutucu H harfiyle yazılır arkadaşlar. Ve hem isimlerden hem de fiillerden sonra gelebilir. Yardımcı cümleyi ana cümleye bağlar çeşitli cihetlerle ve cümleden çıkarıldığı vakit herhangi bir anlam bozulmasına veya kaymasına sebebiyet vermez. Peki ne gibi fonksiyonları var? Ne gibi hususiyetleri var bağlaç olan ki'nin? Öncelikli olarak birbiriyle alakalı isim ve fiil cümlelerini birbirine bağlar. İsim ve fiil cümleleri birbiriyle alakalıysa onları birbirine bağlıyor. Mesela rüyamda cennete girmiştim. Bir de baktım ki Rumeysa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü. Daha sonra bir ismi güçlendirerek diğer bir cümleye bağlar. O ki, yani o öyle birisi ki manasında güçlendiriyor ve arkasından gelen cümleye bağlıyor. Ya da şüphe ve endişe belirtiyor. Acaba gelmiş midir ki? Gitsem mi ki? Bilmem ki gibi şüphe ve endişe de belirtiyormuş. Daha sonra ayıplama ve şikayet için de kullanılırmış arkadaşlar. Ayıplama ve şikayet için de kullanılıyor. Mesela örneğimiz rahat durmazsın ki ayıplıyoruz. Veya başka birine rahat durmaz ki şikayet ediyoruz. Bazı kelimelerin sonuna gelerek edat veya zarf yaparlar. Belki, halbuki, madem ki, sanki gibi misallerde olduğu gibi. Evet, nerede kullanılır? İki yerde kullanılabilir. Hem isimlerden sonra hem de fiillerden sonra. Evet, fiillere örneğimiz bil ki, gör ki, anla ki, çalış ki örneklerinde olduğu gibi. İsimlerden sonra misallerimiz ise çünkü, belki, öyle ki, şüphesiz ki misalleri verilebilir. Evet bakın az önce ne dedik? Bazı kelimelerin sonuna gelir, edat veya zarf yapar. Sadece Türkçe'de bu durumda kelimeyi birleşir. Diğerlerinin hepsinde ayrı yazılır arkadaşlar. Evet, bu dersimizi de burada tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.